Merhaba efendim. Bugün Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin İran kisrasına gönderdiği mektup ve bu mektup etrafında ulaşan olayları sizlerle paylaşacağım ki enteresan olaylar var. Peygamber Efendimizin açık ve sarih mucizeleri var. Ve de günümüze olan etkilerini de elbette bu sohbetimizin sonunda bir iki cümleyle de ifade etmeye çalışacağız. Efendim. Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem 40 yaşına geldiğinde peygamberlikle görevlendirilmiş idi. Onun peygamberliği kendinden önce gelen bütün peygamberlerin fevkinde bir görev idi. Neydi bu? Alemlere peygamber olarak İnsanlar alemi, cinler alemi ve bütün insanlık için gönderilmiş idi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Mekke devrinde sadece Mekke'ye açılabilmiş idi. Pek dışarıya açılamadı. Taif'e kadar falan gitti ise de oradan bir sonuç elde edilememiş idi. Mekke'de ise büyük bir e, muhalefetle karşılaşan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayati tehlike olması üzerine de Mekke'yi terk edecek, Medine'ye hicret buyuracaktı 13 yıl sonra. Peygamberliğinden 13 yıl sonra. İşte Medine devrinde peygamberimizin devlet kurmakla görevlendirildiğini peygamberliğinin devleti de içine aldığını ve fakat bunu Mekke döneminde uygulama fırsatı olmadığından dolayı Medine'ye gelindiğinde İslam devletinin de kurulmuş olduğunu, devlete ait hükümlerinde yürürlüğe yavaş yavaş girmeye başlamış olduğunu görüyoruz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye teşrif buyurmuştur ama Mekke'deki tehditler, müşriklerin tehditleri bitmemiştir. Neden? Çünkü şimdi daha da şiddetlenmiştir. Çünkü Medine, Mekke ile Şam arasında bir yerdedir. Mekke'nin efendim ticaret kervanları buradan geçmek zorundadır. Şam'la yapacakları ticaret ki başka yerlerle pek ticarette zaten yapmıyorlardı. Şam ve onun üzerinden Suriye üzerinden diğer memleketlerle ticaret yapıyorlardı ki bu ticaret yolu Mekke üzerinden geçiyordu. Peygamberimizi rahat bırakamazlar orada. Peygamberimizin getirmiş olduğu İslam dini hızla yayılırsa, bütün etraf Müslüman olursa Mekke müşriklerinin hali nice olurdu? İşte bunun için bu nuru söndürmek üzere harekete geçtiler. Hemen iki sene sonrasında o günlere göre, o günün şartlarına göre büyük bir ordu olan 1300-1400 kişilik bir orduyla peygamberimizin nurunu, İslam nurunu söndürmeye çalıştılar. Bedir'de büyük bir tokat yediler. 70 ölü, 70 de esir vermek suretiyle gerisin geri zor kaçtılar. Bunun intikamını alabilmek için hemen arkasından Bedir'den sonra Uhud savaşını açtılar. Uhud'da da umduklar netice elde edilememişti. Arkasından Hendek savaşı arkasından da artık saldırmaya güçleri kalmamış olduğundan Hudeybiye'de peygamberimizin umresini yarıda kesmek ve bir anlaşmaya imza atmak zorunda kaldılar. Bu anlaşma ile hicretin 6. yılında yapılmış olan bu anlaşma ile muhterem izleyicilerim İslam'ın yeni bir sayfası açılmış oluyordu. Peygamberimizin peygamberlik görevinin yeni bir sayfası açılmış oluyordu ki bu da bütün dünyaya açılmak, bütün dünya insanlığını İslam'a davet etmek üzere gönderilmiş olduğuna göre bu görevi yerine getirmek üzere bütün dünya üzerindeki devlet başkanlarına, kabile reislerine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mektuplar yazdığını görüyoruz. Bu mektupların efendim daha önce de bir iki e, program yapmış idik. Bizans İmparatoru Heraklios'a, Habeş Necaşisi'ne, İskenderiye Mukavkısı'na ve bu sefer de İran Kisrası'na ve diğer kavimlere hatta Çin'e kadar Peygamberimizin mektup gönderdiğini bugün okuyoruz çeşitli tarih kitaplarında. İran Kisra'sına olan olayı işte şimdi sizlerle paylaşacağız. Bir de şu husus var. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kimleri gönderecekti bu mektuplarla? O günün süper güçleri İran, Bizans, bu Kafkas veya hatta başkaları. Bunlara mektup götürecek olan heyetin o kültür seviyesi kimde var idi? Sahabeler de bunların olması mümkün müydü? Çölde yetişmişler. Mekke dışına çıkmamışlar birçoğu. İşte bir hadis-i şerifte onların nereye gönderileceklerse bir gecede sabahladıklarında o yerenin lisanını ve geleneklerini, diplomatik lisanlarını öğrenmiş olarak sabahladıklarını görüyoruz ki bu da Peygamberimizin e, mucizelerinden bir mucizedir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem dem ki bahsettiğim devlet büyüklerine, başkanlarına mektuplar gönderirken İran kisrasına da Perviz İb İbni Hürmüz'dür kisranın ismi. İran kisrasına da Abdullah bin Huzafe'yi görevlendi radıyallahu anh. Abdullah bin Huzafe peygamberimizin yazmış olduğu mektubu alarak bunu efendim Basra Basra valisi eliyle Kisra'ya ulaştırılma Görevi almış idi Mektubun devamını Mektubu okumaya başladığında Abdullah bin Huzafe Kisra'nın huzuruna çıkarak Mektubu okumaya başladı Bismillahirrahmanirrahim dedi Mektubu açtı Allah Resulü Muhammed'den Farsların büyüğü Kisra'ya sözünü söyler söylemez hırsla ayağa kalkan Kisra. Sen kim oluyorsun da sen kendi ismini benden önce yazıyorsun. Sen benim dünkü kölem değil misin ki bana mektup yazma cesaretini gösteriyorsun. Bu cesareti nereden alabildin diyerek mektubu Abdullah bin Huzafe'nin elinden alarak ikiye yırtmak suretiyle yere atmak suretiyle çık huzurumdan git diye onu da kovmak suretiyle mektuba bir tepki göstermiş idi. Abdullah bin Huzafe neye uğradığını şaşırdı ve efendim saltanat ve mülk bana aittir. Sen kim oluyorsun diye onu huzurundan kovması üzerine de Abdullah bin Huzafe hızla onun huzurundan çıkıyor. Atını atlayıp yıldırım hızıyla o memleketlerden çıkmış oluyordu. Arkasından adamlar koşturmuş. Yakalayın getirin bana o adamı diye onu bulamamışlar Abdullah bin Huzafe'yi peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına kadar geldi. Geldi ve peygamberimize olan biteni hikaye ettiğinde peygamberimiz ona beddua ederek "Ya Rabbi, nasıl o benim mektubumu parçaladı? Sen de onun mülkünü o şekilde parçala." diyerek bedduada bulunmuş idi. Peygamberimizin yırtılan mektubu şu şekildeydi. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın Resulü Muhammed'den Farsların büyüğü Kisra'ya. Doğru yolda gidenlere Allah'a ve peygamberine iman edenlere bir Allah'tan başka ilah olmadığına, onun hiçbir ortağı bulunmadığına ve Muhammed'in onun kulu ve Resulü olduğuna şehadet edenlere selam olsun. Ben seni İslam'a davet ediyorum. Çünkü ben bütün insanlara hayatı olan kişilere gelecek tehlikeler haber vermek, ve kafirlere o söz hak olmak için, o söz hak olmak için, azap sözü gerçekleşmesi için peygamber olarak gönderildim. Müslüman ol ki selamete eresin. Eğer davetimden yüz çevirirsen, mecusi kavminin günahı senin boynuna olsun diye bitiyor idi. Kisra hırsını alamamış olacak ki, hemen Kendisine bağlı Yemen valisi, Bazan isimli bir valisi vardı onun. Yemen'de de farslar yaşıyordu o dönemde. Bu valiye bir haber göndererek, dedi ki adamlarından birkaç tanesini görevlendir, Mekke'de kendisini peygamber olarak tanıtan, ilan eden bir adam varmış, o adamı yakalayıp bana getirsinler. Emir kesindir. bazen bu emri aldığında, görevlendirdiği birkaç kişiyi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e gönderdi. Dediler ki: "Seni biz Kisra'ya götürmek üzere geldik. Bizimle gelip Kisra'ya gidersen ne ala. Gitmez isen Kisra senin memleketini istila eder ve seni burada taş taş üstünde bırakmamak suretiyle bütün kavmini de öldürür." dediler. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: bana sabaha kadar bir müddet verin. Sabahleyin size cevap vereceğim. Sabah olduğunda tekrar adamlar huzura girince onlara dedi ki: "Bu gece sizin Kisra'nız öldü. Onu oğlu falanca öldürdü. Hançerleyerek öldürdü. O bakımdan bu haberi gidin bazen valiniz bazen haber verin ki onun artık e efendisi Kisra değil. Dolayısıyla bu aldığı emir geçersizdir. Ben sizlerle gelmiyorum dedi. Bağsan'a gittiler bu elçiler. Dediler ki efendim böyle böyle adam dedi ki Kisra'yı öldürmüşler falan gün falan gece. Gecenin de şu zamanında, zamanı dahi söylenmiş idi, şu zamanında Kisra'yı öldürmüşler. Bazen şaşırtı kaldı. Nasıl olur böyle bir şey? Hele bekleyelim birkaç gün beklediler ki İran'dan bir haber geldi. Gerçekten de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dediği gün gece hançer suretiyle efendim e, İran kisrasını oğlu tarafından oğlu Şirevey öldürmüş ve bunu da bazına mektup göndererek demişti ki ben Kisra'yı öldürdüm. Bu mektubum sana gelince benim namıma halkın biatını al. Kisra'nın sana yazmış olduğu o peygamber hakkında da yeni bir emrim gelinceye kadar bekle ve hiçbir teşebbüse geçme diye emretmiş idi. Bu olayı görünce, duyunca Yemen valisi bazen eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah diye imanını açıklayacak. Kısa süre içinde de etrafında bulunan farsların Müslüman olduğunu görüyoruz. Muhterem izleyicilerim, Peygamberimiz onlara iki elçisini gönderdiği zaman götürmek üzere onları geri gönderirken Müslüman olursa, valinize söyleyin, Müslüman olursa onu yerine, yerinde bırakacağım, vali olarak Yemen valisi olarak görevine devam edecek diye buyurmuş idi. Bazen Müslüman olduktan sonra da artık peygamberimizin Yemen valisi olarak çevresi de Müslüman oldu çünkü Yemen valisi olarak görevine devam etmeye başladı. İşte İslam'ın peygamberimizin ilk valisi Yemen valisi bazan olmuştur ve orada da efendim görevine devam etmiştir. Peki yırtılan mektup hakkında ne biliyoruz? Şöyle bir şey var, haber var. 1962 yılının Kasım ayı sonunda doğru yani daha üzerinden 50 yıl yeni geçiyor. Lübnan Dışişleri Bakanı görevinde bulunmuş olan Mr. Henry Paron'un Doktor Selahattin El Müceddi'de okutturmak için başvurması üzerine bu mektup ortaya çıkmıştır. Birinci Dünya Harbi'nin sonunda Henry Paron Babası Şam'dan 150 altına bu mektubu satın almış olduğu ve o güne kadar gizli tutmuş olduğu görülmüştür. Mektup 28 santim eninde, 21,5 buçuk santim boyunda, parşömen yani yazı yazmaya mahsus olan bir deri üzerine yazılmış. Bu mektupta 18 satır var. 18 satırın efendim e, dairevi bir mühürle altı mühürlenmiş. Bu mühürün çapı da. 3 santim olarak ölçülmüştür. Mektupta yukarıdan aşağıya doğru akmış su izleri vardır ki bu da su, yağmur altında e, açılmış olduğunu göstermektedir. Bazı yerlerde harfler ve kelimeler silinmiş bu yağmur sebebiyle Z harfi hariç mühürdeki diğer e, yazılar da kelimeler de silinmiş ve içinde de L harfi biçiminde bir yırtık bulunmuş olduğu görülmüştür ki bu da efendim İran Kisras'ının yırtmış olduğu e, mektup olduğunu efendim ayrıca e, diğer haberlerle de bu şekilde çakışmış oluyor. Babasını öldürüp yerine geçen Şirevey ancak 6 ay yaşayabilmiştir. Neden? Çünkü saltanatın verdiği ihtiras ile kardeşlerini de öldürecek. Kardeşlerini de öldürdükten sonra da sadece bir kız kardeşi saltanat tahtına geçmek üzere bir kız kardeşi kalmış olacaktı. O saltanat tahtına geçmiş olacaktı. İran Saad bin Ebi Vakkas döneminde ünlü İslam kumandanı valisi tarafından ta Horasan'a kadar fethedilecek ve İslam'ın dairesi içine girmiş olacak. Böylece de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin onun mülkünü parçala onun mülkünü desen bir eee bedduası mucizevi bir şekilde gerçekleşmiş olacaktı. Elbette bu mektubun günümüzle ilgili bölümlerinde ifade etmemiz gerekiyordu ama vaktimiz burada dolduğu için başka bir bölümde inşallah buluşmak üzere hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Bereketle kalın efendim.